İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası ve dinleriyle ilgili öğrendiğimiz ilk kelime müşrik olmuştu. Peki kimdi bu müşrikler? Kızlarını diri diri gömen, her akşam dansöz oynatıp şişenin dibine vuran, ancak bu alemleri başkalarından elde ettikleri faiz ve dolandırıcılık ile kazanan, yağma yapan, işine gelince bizim tanrılarımız böyle emrediyor deyip yırtan, alenen soytarı tiplerdi. Hocaların bize anlattığı, filmlerde gördüğümüz müşrik görüntüsü buydu. Peki müşrik ne, kafir ne? Müşrik, Allah'a inandığı halde ona ortak koşandır. Varlığına inandığı ve kabul ettiği ilaha ortaklar edinip onları ona denk tutandır. Kafir ise Allah'ın varlığını ve tek ilah oluşunu hiç kabul etmeyen, reddeden, inkar edendir. Şimdi bakalım eski Arabistan panteonunda kimler vardı? Hübel, Lat, Menat ve Uzza. Panteonun en üstündeki baş tanrı Hübal, El İlah ya da Al İlah. Üç tanrıça olan Lat, Menat ve Uzza'nın babaları. Ay tanrısı olarak görülüyor ve diğer adı da Sin. Yasin suresi bir şey çağrıştırdı mı? Hübal, İslamiyet öncesi Arabistan'da baş tanrı ve diğer adı Al İlah. Bunu bir kenara koyalım. Bu bilgi hem Müslüman hem de Müslüman olmayan tarihçiler tarafından sabit. İslamiyet öncesi de bir Allah inancı var. Bunun en basit kanıtı Abdullah ismi, Allah'ın kulu anlamına geliyor ve Muhammed'in babasının adı. Eğer Allah kavramı İslamiyet öncesi gelmiş olsa böyle bir isim takılmazdı. Şimdi gelelim İslamiyet öncesi Allah kavramının kesin var olduğuna dair delillere. Bu deliller bilimsel kaynaktan gelse malum çevreler reddederlerdi. O yüzden ayetleri sıralayacağım. Ehli sünnet vel cemaat veya hangi koldan olursa olsun hiçbir Müslüman bu ayetleri yalanlayamaz. Yalanlarsa dinden çıkar, kafir olur. Zuhruf suresi 87. ayet. Onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan muhakkak ki Allah derler. Ankebut suresi 63. ayet. Eğer onlara gökten su indirip onunla ölümünden sonra arza hayat veren kimdir diye sorarsan muhakkak Allah diyeceklerdir. Zümer suresi 38. ayet. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan muhakkak ki Allah diyeceklerdir. Müminun suresi 84. ve 89. ayet. Ey Muhammed! O müşriklere de ki, eğer biliyorsanız söyleyin bakalım. Yeryüzü ve yeryüzünde bulunanlar kimindir? Diyeceklerdir ki Allah'ın. Yine de ki, yedi tabaka göğün Rabbi ve büyük arş Rabbi kimdir? Onlar da diyeceklerdir ki Allah'tır. Keza de ki, eğer biliyorsanız söyleyin bakalım. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, her şeyi himaye eden ve fakat kendisi himaye muhtaç olmayan kimdir? Diyeceklerdir ki Allah. Yani müşrik, daha önce de tanımladığımız üzere Allah'ı kabul edip ancak ona ortak koşan, alternatif arıcıların şefaatini isteyerek Allah'a ulaşmaya çalışan kimselerdir. İslam peygamberi Muhammed'in İslamiyet'i yayarken nispeten kolay engage etmesinin sebeplerinden birisi de buydu. Putlar daha çok para ve statü sahiplerinin tek elindeydi. Köleler ve cariyeler en alt tabaka olduğundan Allah'a aracı olan putlar onların dualarını ve ibadetlerini görmüyordu. Bu ortam İslamiyet'in yayılması için gerekli olan atmosferi oluşturuyordu. İslamiyet'in ilk zamanlarında özellikle köleler ve alt tabakada yayılım göstermesinin en önemli sebeplerinden birisi de buydu. Zengin veya soylu tabir edilecek tabakanın sıkıntısı ise az sınıf ile görünürde eşit görülmekti. Mevcut tanrıları onlar için şefaatçi oluyordu. Daha sonra bu azatlı köleler ve alt sınıf grup 2. Dünya Savaşı sonrası dünyaya ezildik ajitasyonu ile Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren ırkçı, faşist, Yahudilikle benzerlik göstererek din adına cariye almayı ve kendilerinden olmayanların mallarını kendilerine ganimet görmeyi helal kılmıştı. Normal İslamiyet son tahlilde Allah'ı tek ve yegane tanrı ilan ediyor, her türlü şefaatçi veya aracı sistemleri, sınıfları yok sayıyor, hatta lanetliyordu. Putlar yıkılmış, aracılar ortadan kalkmış, müminler aracısız, direkt olarak yaratıcılarına yakarıp ibadet edebiliyorlardı. Örneğin Bakara 186. ayette, "Ey Muhammed! Kullarım sana, benden sorarlarsa, ben şüphesiz onlara yakınım.
Bana dua edenin dua ettiği zaman duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetimi kabul etsinler ve bana inansınlar. Ola ki doğru yolu bulurlar. Peki ya sonra? Dua mekanizması işe yaramadı. Her zaman ezilenler ve istismara uğrayanlar oldu. Kölelerin yerini marabalar aldı. Cariyelerin yerini seks köleleri aldı. Sömürü sistemi her zaman olduğu gibi daha sonra da devam etti. Halen de ediyor. Alt kısımda kalan insan toplulukları ettikleri duaların ve ibadetlerin işe yaramadığını görünce kusuru kendinde arayıp daha çok yaratıcılarını yakarmaya başladılar. Ancak değişen hiçbir şey olmadı. Çocuklar tecavüze uğramaya devam etti, hacı dedeler köpeklere musallat oldu. Kadın cinayetleri arttı, ezilenler hep ezildi. Bireyler sorunu kendinde aradı. Acaba imanım mı eksik diye kendini suçladı. İşte bu noktada devreye şefaatçiler girdi. Hani el ilaha ulaşmak için kızları olan Lat, Menat ve Uzza'yı aracı koydukları gibi. Bu kez el ilahın yerini Allah, kızlarının yerini hoca efendiler, imamlar, şeyhler, dervişler almıştı. Sistem basit. Sizin ibadetinizi ve duanızı yaratıcı elbet görür. Ancak nasıl bir gemi kaptansız olmuyorsa sizin de bir yol göstericiye ve aracıya ihtiyacınız var. Kendinizi Allah yolunda adayanlara bırakın. Onların şefaati sizi kurtaracak. İşte bu sistem özellikle ülkemizde öyle safhalara geldi ki cenneti garantilemek isteyenler kendilerini, karılarını, kızlarını ve erkek çocuklarını hocalara badelettirdiler. Onların atletlerini, mendillerini, ellerini yüzlerine sürdüler. Huzurlarına varıp el öptüler, yüz sürdüler. Kısacası putlar ve putçuluk hiç ölmedi. Sadece biçim değiştirdi. Şefaatçi arıcılar, günümüzde ruhban sınıfı tabir edebileceğimiz oluşumlar, tarikatlar, hocalar veyahut hoca efendiler, efendi hazretleri, şeyhler, dervişler. Hepsi bu paradoksun bir sonucu. Eğer mal, mülk, zenginlik zaten sizde var ise düşüneceğiniz tek şey Allah'ın sevdiği kulu olduğunuzdur. Ancak 5 yaşından 14 yaşına kadar sistematik olarak tecavüze uğradıysanız, üstüne her gittiğiniz yerde istismara uğrarsanız, önünüze türlü engeller geldiğinde düşündüğünüz şey eğer eksik olan imanınız ise burada bir sıkıntı var. Kimsenin kaderine 5 yaşında tecavüze uğramak konulmaz. Böyle bir sınav zaten olmaz. Önüne gelenin tatmin materyali olmak eğer kaderde var ise kimse bir sınavdan bahsetmesin. Cüz'i irade ve külli irade denilen kılıfların ardına da saklanmayın. Hem önceden size biçilmiş hayatı yaşayacaksınız, yani inanıp inanmadığınız, yaşamınız, ölümünüz tasarlanmış olacak, hem de size bir ruhsat verilerek yaptıklarınızdan cezalandırabileceğiniz söylenecek. Burada gerçekten büyük bir paradoks var. Şefaatçi ara sınıfın var olmasının tek sebebi dindeki öngörülemeyen ve aşılamayan kusurlardır. Ortada bir sorun var. Bu sorunu mantıklı bir şekilde tasarımlamak zorundasınız. Kısacası bir suçlu lazım. Allah suçlu olabilir mi? Haşa. Dualarda ve ibadetlerde bir sorun olabilir mi? Hayır, onlar da tas tamam. E iyi de bu kız tecavüzcüsü olan aminoasit yığını ile zorla evlendiriliyor ise ona biçilen hayat bu olabilir mi? Bu da mantıklı değil. O halde imanda bir sakatlık vardır ki kız bunun cezasını çekiyor. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Allah yoluna kendini adamış, her şeyle ona layık, onun rızasını kazanmış bir hoca efendiyle hadi gidip ona tabi olalım, cenneti garanti edelim. Ayrıca başımıza kötülük gelmesin, paraya da para demeyelim. İşte bu ve benzeri durumlar ile karşılaşılmaması için aynen İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası'nda da olduğu gibi şefaatçi sınıf tasarımlandı. Tek fark o zamanki şefaatçiler puttu. Şimdikiler kanlı canlı. Değişen bir şey yok. Eğer okuyup sorgulayarak herhangi bir semavi dine bağlıysanız size saygı duyarım. Ancak kalkıp bu şefaatçi canlı putların arasında saf tutup elhamdülillah Müslümanım diyorsanız alenen müşriksiniz, haberiniz olsun. Zamanınızı boşa tüketerek bu videoya reddiye geliştirmeye çalışmayın çünkü bu mevzu konusunda sizi bizzat Kur'an-ı Kerim uyarıyor. En'am 64. ayet. De ki ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. Araf 191. ayet. Kendileri yaratıldığı halde hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Ali İmran 80. ayet. Ve size melekleri ve peygamberleri ilah edinin diye de emretmez.
siz Müslüman olduktan sonra hiç size kafirliği emreder mi? Elbette ki sadece bu üç ayet değil, daha birçok ayette bu ve benzeri anlamlar var. Cımbızla seçip ayıkladığı ayetleri yalan yanlış yorumluyor demeyin. Daha inandığı dinin kitabını bir kez dahi anlayarak okumamış, hocasının ağzından çıkan kelimeleri Gandalf'ın ağzına bakan Frodo edası ile dinleyen bir toplumdan ne bekleyebilirsek artık. Sanırım hala ümidimiz var. Gerçek ortada duruyor. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.